İyi akşamlar. STV Ana Haber'e hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıl kutlamaları Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Aziz vatanın her köşesini, sulayan Cumhuriyetimizin 97. yılı Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Vilayet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan ve saygı duruşu, İstiklal Marşı ile devam eden tören, pandemi kurallarına uygun bir şekilde kısa sürede sonlandırıldı. Evet, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadığımız bu günlerde Odunpazarı Belediyesi tarafından da anlamlı bir video yayınlandı. Cumhuriyet yolunda korkusuzca yürüyen kadın kahramanlarımızın anıldığı video büyük beğeni topladı. Hep birlikte izliyoruz. Ben Halide. 1884'te İstanbul'da doğdum. 80 yıllık ömrüme sayısız kitap, onlarca ders, bitmek tükenmek bilmez bir vatan mücadelesi ve bir idam kararı sığdırdım. Odunpazarı Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayınladığı Cumhuriyet Kadınları adlı video büyük beğeni topladı. Ben Halide. Yazar, asker, öğretmen, hatip Halide. Hepsinden öte, kadın Halide. Cumhuriyet yolunda korkusuzca yürüyen kadınlarımıza saygıyla ifadeleriyle paylaşılan videoda kadın kahramanlarımız anıldı. Ben, Rahmiye. Asker yorgun, asker korkmuş, asker tükenmiş. Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum. Siz erkek olarak yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz deyince tüm aslanlar yanımda şahlandı. Üzerimize kurşunlar yağdı. Arkadaşlarım yanımda bir bir şehit düştü. Düşman var gücüyle üstümüze saldırdı. Durmadım. Kanımın son damlasına kadar durmadım. Ben, Rahmiye, kundakçı Rahmiye, gözü pek Rahmiye, hepsinden öte şehit Rahmiye. Ben Nezahat. Gediz cephesinde kaçan askerlerin karşısına dikilip ben babamın yanına ölmeye gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Deyince savaş kahramanı oldum. 70. alay benim sayemde Kızlı Alay diye anıldı. Ben Nezahat, onbaşı, korkusuz, kahraman Nezahat. Hepsinden öte evlat Nezahat. Ben Şerife. 9 aylık bebeğim kollarımda, 1921'in kara kışında Küre Dağı'na doğru ağır aksak yürüdüm. Yavrum üşünmesin diye kanının içine otlardan döşek yaptım da uyuttum. Kazağımı örtü yaptım cephanenin üstüne ıslanmasınlar diye. Bir yavrumu, bir cephaneyi üşütmedim. İçimde yangın, dışarıda soğuk yürüdüm düşman üstüne. Ben Şerife, korkusuz, fedakar, yaman Şerife. Hepsinden öte ana Şerife. Ben Fatma. Ailemin kadınlarını arkama katıp cepheden cepheye savaştım. Esir düştüğüm de oldu, esirlerle birlikte döndüğümde. Atam beni görünce gözümün karalığından bana Kara Fatma adını taktı. Şehit düşen kocamı toprağın bağrına, benle savaşan gazilerin çocuklarını kendi bağrıma bastım.
Ben Fatma, eş Fatma, gözü kara Fatma, ana Fatma, hepsinden öte lider Fatma. Odunpazarı Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılı kapsamında düzenlenen 9-14 yaş arasındaki çocukların katıldığı öykü ve resim yarışmasında da kazananlar belli oldu. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde minikler ödüllerini Başkan Kurt'un elinden aldı. Odunpazarı Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılı nedeniyle öykü ve resim yarışması düzenledi. 9 ila 14 yaş arası çocukların katıldığı yarışmalarda kazananlar belli oldu. 29 Ekim sonsuza kadar Cumhuriyet temalı öykü yarışmasında 29 Ekim başlıklı öyküsüyle Melisa Gönen birinci olurken Cumhuriyet yolunda başlıklı öyküsüyle Emirhan Helvacı ikinci oldu. Aynı yarışmada sonsuza dek Cumhuriyet başlıklı öyküsüyle Defne Çakır da üçüncü oldu. 29 Ekim Cumhuriyet'in renkleri temalı resim yarışmasındaysa Feyza Reyyan Coşkun birinci, Esila Mercan ikinci, Elif Su Akça da üçüncü oldu. Resim ve öykü yarışmasında dereceye girenler için Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve ailelerin katılımıyla ödül töreni düzenlendi. Öykü ve resim yarışmasına katılan tüm çocuklara teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yaptı. Bizim 100 yıldır çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için yapmış olduğumuz çalışmaların başlangıcı, temel dayanağı, onu korumak, kollamak hepimizin en büyük görevi. Bunun için de çocuklarımızın Cumhuriyet bilinciyle yetişmesi en temel dileğimiz. Ben sizleri kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı anlamına uygun resim ve öykülerinizi yarıştırdık. Aslında burada bir yarışmadan ziyade bir katılma söz konusu. Ben cesaretle bu işe katılan bütün çocuklarımızı ve velilerini kutluyorum. Önemli olan düşünceleri ifade edebilmek. Düşünmek önemli ama bunu dışa vurabilmek de önemli. Bu bir cesaret işi. Kutluyorum sizi. Konuşmanın ardından Başkan Kazım Kurt çocuklara ödüllerini verdi. Yarışmada birinci seçilen öykünün yazarı Melisa Gönen'e bisiklet, İkinci ve üçüncü öykünün yazarları Emirhan Helvacı ile Defne Çakır'a kitap ve kalem seti hediye edildi. Resim yarışmasında birinci seçilen resmin sahibi Feyza Reyyan Coşkun'a boya kitiyle kitap seti, ikinci ve üçüncü seçilen resimlerin sahipleri Esila Mercan'la Elif Su Akça'ya pastel boya seti ve kitap seti hediye edildi. Öykü yarışmasında birinci olan Melisa Gönen, Başkan Kurt'a kendi yazdığı kitabını takdim etti. Her yıl birbirinden renkli etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Eskişehirlilere yaşatan Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla planladığı bazı etkinliklerin pandemi nedeniyle önlem amaçlı iptal edildiğini duyurdu. Konserler, yürüyüşler ve birçok etkinlikle her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda binlerce Eskişehirli'yi bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle bu sene bazı etkinliklerini iptal etme kararı aldı. Sağlık olsun Eskişehir başlığıyla sosyal medya hesaplarından duyuru yapan Büyükşehir Belediyesi, duyurusunda şehrimizde artış gösteren vaka sayıları göz önünde bulundurularak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirmeyi planladığımız Cumhuriyet Koşusu, Cumhuriyet Kano Yarışları, Çocuklar İçin Bilim Şenliği, Beyefendiler Korosu etkinliklerimizi iptal etme kararı aldık. Seyircili olarak duyurusuna çıkılan Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Konseri ise seyircisiz olarak Facebook sayfamız üzerinden canlı yayınlanacaktır. Her şeyin başı sağlık diyerek hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyor, gelecek senelerde en büyük bayramımızı birlik, beraberlik ve coşku içerisinde kutlamayı temenni ediyoruz diyerek gerçekleştirilecek etkinliklerin görselini paylaştı.
Mart ayından beri koronavirüsle mücadele eylem planını kararlılıkla uygulayan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışında kalan ilçelerdeki okullara maske desteği sağlıyor. Vaka sayılarının artış gösterdiği Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi imkanlar ölçüsünde vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Sosyal yardımların yanı sıra merkezde yoğunluk olan alanlarda maske dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışında kalan ilçelerde de okullardan gelen maske taleplerine karşılık vermeye çalışıyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullardaki maske ihtiyacının arttığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, özellikle dezavantajlı mahallelerde bulunan okullarda bu ihtiyacın çok daha fazla olduğunu tespit ettiklerini belirttiler. Okullardan gelen talep doğrultusunda imkanlar ölçüsünde okullara maskeleri ulaştırdıklarını ifade eden yetkililer, merkez okullarda da en kısa sürede dağıtımların başlayacağını belirttiler. Maske desteği dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden okul yetkilileri ise birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacaklarına inandıklarını söylediler. STV ekranlarında yayınlanan Açıkça programının bu haftaki konuğu AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu oldu. Tepebaşı Belediyesi'ni eleştiren Çizmelioğlu, toplanmayan çöplere, bozuk yollara dikkat çekti, fen işlerine yüklendi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, STV ekranlarında canlı yayınlanan Açıkça programının konuğu oldu. STV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açıkça programıyla karşınızdayız. Programımızın bu akşamki konuğu AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Sayın Hakan Çizmelioğlu. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen AK Parti Tepebaşı İlçe Olağan Kongresi'nde güven tazeleyen Çizmelioğlu, gazeteciler Ali Baş ve Meltem Karakaş Kaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Tepebaşı'nda yok sayılan mahallelerin sesi olduk dedi. Şimdi bu yok sayılan mahalleler neler? Bunları soracağım size. Yani peki bu mahallelerde ne yaptınız? Sesi olduk. Şimdi sesi olduk. Aslında ben orada kelime hatası yapmışım. Varsayılan hangi mahalleler var deseydim daha iyi olacakmış da. Evet. O bizim demek ki ağzımızın sürüşmesinden kaynaklanmış, evet. Ali Bey. Şimdi Ali Bey bakın, ben size varlardan, evet, yoklardan değil varlardan devam edeyim, daha mantıklı, evet, olacak. Şimdi şu an Tepebaşı bölgemizin en iyi mahalleleri dediğimiz neresi? Batı kenttir herhalde, evet, doğru mu? Bağlardır. Hı hı. Veyahut da işte efendim yeni bağlar, eski bağlar, bahçeli evler. Buralar, evet, bizim göz bebeğimiz. Bizim buralar gelişen yüzlerimiz. Evet. Veyahut da aşağı Söğütönü, yukarı Söğütönü. Evet. Şimdi bakın, daha biraz önce bir Batı kentteki hemşerim beni aradı. Dedi ki başkanım, biz burada çöplerle alakalı çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Burada geliş güzel çöpler konuyor ve hayvanlar, işte kediler, köpekler bunları dağıtıyor. Lütfen bu konuda bunu dile getirir misiniz dediler. Ben de hayır, neden getirmeyeyim? Bunu ben sürekli zaten dile getiriyorum dedim. Şimdi unutulan mahalleler dediğiniz zaman hatırlanan mahalleler olsa aslında unutulanlara geçeceğiz. Şimdi gelin Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak'taki durum işler acısı durumda. Gelin efendime söyleyeyim Şaryük. İçler acısı durumda. Yani hangisinden başlayayım? İmar sorunundan mı başlayayım? Efendime söyleyeyim, çöp sorunlarından mı başlayayım? Yol sorunlarından mı başlayayım? Gider kanalizasyon sistemlerinden mi başlayayım? Bunların hepsini zaten başladığımız zaman bu işin içinden çıkamayız. 2021 yılının bütçesinden bahseden Çizmelioğlu, fen işlerine ayrılan bütçenin içler acısı olduğunu söyledi. 2021 yılı bütçesine ayrılan ödenek 61 milyon 999 bin lira. Evet. 62 trilyon lira, öyle diyelim veyahut da. Ve bu da 2021 yılı fen işlerine ayrılan para. Bunun altını çizelim, yanlış bir şey olmasın. Yani 2021 yılında bu kadar rakam ayrılıyor. Bu ne kadar, nedir biliyor musunuz? Türkiye ortalamasının ilçeler nezdinde ayrılan rakamın %17'sine tekabül ediyor. Yani Eskişehir'deki Tepebaşı Belediyesi ben fen işlere gelen paranın %17'sini fen işlerine ayırıyorum diyor. Bütçenin %17'si. Aynen öyle. Evet. Peki Türkiye'deki ortalama oran kaç biliyor musunuz? Bilmiyorum başkanım. O zaman ben söyleyeyim, %32 Ali Bey. Evet. Yani Tepebaşı Belediyesi Türkiye ortalamasının çok 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 altında. 2021 yılında 62 trilyon lira öngörülen, yani %17'lik öngörülen bütçenin ne kadarını fen işlerinde kullanacaklar? %17'sini kullanacaklar mı? Ben onunla da yine şüpheliyim. Bu yine %11'lerde, %12'de. Çünkü her sene bu şekilde planlanıyor ve fen işlerinden Kültür Müdürlüğü'ne para aktarılıyor.
kültür turlarına karşı olmadıklarını belirten Çizmelioğlu, Tepebaşı bölgesinin acil çözülmesi gereken sorunlarına dikkat çekti. Size göre Tepebaşı bölgesinin acil olarak çözülmesi gereken sorunları neler? Acil olarak çözülmesi kış geliyor bakın. Özellikle şu an kış aylarında yine bizim yaşlı insanlarımız, vatandaşlarımız ve o insanlarımız yine karda, kışta pazar yerlerine gitmek durumunda kalacak. Bakın Meltem Hanım, biz yaklaşık 400 bin nüfuslu bir nüfusta topu topu iki tane kapalı pazar yerinde bir bölgede yaşıyoruz. 200 bin insanı bir tane kapalı pazar yere gidiyor. Kış geliyor. O insanlar ne karda, kışta, siz o insanlara reva mı göreceksiniz? İnsanlar şöyle sıcak bir şekilde yine aynı noktaya geliyoruz. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz. O zaman ben tekrar Ali Bey'in bana sorduğu soruya geliyorum. Size tekrar bir iki tane tablo çiziyorum. Bir tarafta Çanakkale'yi gezmek mi olsun? Bir tarafta işte efendim kapalı pazar yerinde insanların sağlıklı bir şekilde meyvesini, sebzesini, insanların karda, buzda kaymadan, o aileler hasta olmadan, işte şu anki gripten korktuğumuz noktada kapalı bir ortamda yapılmayan bir kapalı pazar yeri mi olsun? Ben sizlere bırakıyorum ve Tepebaşı'ndaki vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyorum. Çanakkale'ye gezmek mi evladır, yoksa bunları yapmak mı evladır? Biz ilk önce kendi işlerimizi bir yapalım, sonra bol bol gezelim inşallah. Eskişehir'de bir alışveriş merkezi EBA aracılığıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere destek olmak için uzaktan eğitim noktası kurdu. Merkezin müdürü Berkay Damgacı, öğrencilerin uzaktan eğitim noktasına rahatlıkla gelip çevrim içi derslere katılabileceklerini ifade etti. Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde pandemi döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitime destek amaçlı uzaktan eğitim noktası kuruldu. EBA aracılığıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilere destek olmak amacıyla kurulan uzaktan eğitim noktası, pandemi koşullarına uygun ve dezenfekte edilmiş bir şekilde öğrencileri bekliyor. Sınıf ortamına uygun bir şekilde hazırlanan alan 6 kişiye hizmet veriyor ve sınıfta çocuklara sürekli refakat eden bir görevli de bulunuyor. Velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını uzaktan eğitim noktasına bırakabileceğini belirten Berkay Damgacı, tüm öğrencilerin çevrim içi derslere katılabileceğini söyledi. Burada çocuklarımız gördüğünüz gibi bilgisayarlarda sosyal mesafeli bir şekilde EBA üzerinden yayınlanan online derslerine erişim imkanı bulacaklar. Velilerimiz küçük ziyaretçilerimizi buraya gönül rahatlığıyla da getirip burada EBA üzerinden online derslerine erişim imkanı sağlayabilirler. Onların başlarında bir arkadaşımız var, sürekli onlara refakat eden. Ana tabii ki şeyimiz, az önce bahsettiğim gibi, yani ana odak noktamız burada COVID önlemleri, COVID-19 önlemleri. Burada mesafe, hijyen konularına sürekli dikkat eden minik ziyaretçilerimizin başında arkadaşlarımız refakat ediyorlar onlara. Çok yeni şu anda bu açılışını yaptık. Umuyoruz ki minik ziyaretçilerimiz buraya gelirler, rahatlıkla EBA üzerinden online derslerini, belki ev dışında da bunu deneyimlemek isteyebilirler. Yani sadece bu imkanların elinde olup olmamasından ziyade belki birazcık ev dışında da bu ortamı yaşamak isteyebilirler. O yüzden biz de dediğim gibi gönül rahatlığıyla gelebilecekleri tüm önlemler alınmış bir şekilde böyle bir alan oluşturduk. Su sıkıntısı yaşanan mahallelerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların su sorunlarını çözmeye devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri vatandaşların su sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alpu ilçe merkezinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonuç verdi. Yapılan çalışma sonucu temin edilen ilave suyla ilçe merkezi ve mahalleleri kaliteli temiz içme suyuna kavuştu. Çalışmalardan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Alpu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kopuk, mahalle sakinleri adına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski ekiplerine teşekkür etti. 2020 yılı kuraklık nedeniyle her yerde olduğu gibi suların derine inme nedeniyle Alpu ilçemiz bir su sıkıntısı yaşadı, bir 15-20 gün. Bu su sıkıntısı sebebiyle biz derdimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen hocamıza derdimizi arz ettik. Onlar da sağ olsun ilgilendiler ve İSKİ Genel Müdürlüğümüze buna dahil
ve su sondajına başvurdular ve bize suyu çıkardılar. Bu su inşallah Alpil ilçemizin su sıkıntısını giderecektir. Ve bütün kendilerine ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Çalışana, Yılmaz Büyükarşan Belediye Başkanımıza ve İSİ Genel Müdürlüğü'ne, Alpil ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Eskişehir'de meydana gelen bir trafik kazasında çarpışma sonucu savrulan otomobilden kaçarak saniyelerle kurtulan yaya hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Meydana gelen ilginç trafik kazası ise MOBESE kameralarına yansıdı. Hep birlikte izliyoruz. Kaza Tepebaşı ilçesinde bulunan Haller Kavşağı'nda meydana geldi. Cengiz Topel Caddesi'ne doğru seyir halinde olan bir otomobil, döner kavşaktan çıkan başka bir otomobille çarpıştı. Bu sırada kavşak üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, çarpışma sonucu döner kavşağın üzerine savrulan aracı son anda fark ederek kaçtı. Saniyelerle kazadan kurtulan vatandaş, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şanslı vatandaş adeta ölüme teğet geçerken kaza anı ise MOBESE kamerasına yansıdı. Şehrimizin sınırları içerisinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği kale olarak öne çıkan tarihi Karacahisar Kalesi'nde devam eden arkeolojik kazılarda birçok beyliğe ait tarihe tanıklık edecek sikkeler bulundu. Osmanlı Devleti hatta Orta Çağ tarihi açısından büyük öneme sahip olan Karacahisar Kalesi, 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedildi. 1299 yılında ilk hutbenin okutulduğu yer olarak bilinen Karacahisar Kalesi, bugün de tarihe tanıklık eden en büyük kaynaklardan biri olarak gösterilmeye devam ediyor. Karacahisar Kalesi bir Orta Çağ Kalesi. Buradaki ilk arkeolojik bulgular kalenin 7. yüzyılın başından itibaren yerleşime sahne olduğunu gösteriyor. Bizim için Osmanlı ve Türk tarihi açısından önemli ise kale ilk defa 1288 yılında Osmanlı'nın ilk fethi olarak ele geçiriliyor. 1299 yılında ilk hutbe Karacahisar Kalesi'nde okunuyor ve Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlığını ilan edildiği kale olarak ön plana çıkıyor. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Hasan Yılmaz Yaşar, kaleyle alakalı yapılan arkeolojik çalışmalarda bu sene çok önemli bulgular ele geçirildiğini belirtti. Karacahisar Kalesi'ndeki çalışma aslında 1999 yılında yüzey araştırması olarak başladı. Yaklaşık olarak 20 yıldır aralıklarla kazı çalışmaları devam ediyor. Benim yönetimimde 2 yıldır çalışmalara biz devam ediyoruz. Bu yılki bulgular son derece önemliydi bizim için. Kalenin tarihine dair birçok bilinmeyen var çünkü. Bunun en önemli sebebi de özellikle Osmanlı'nın kuruluş dönemine dair bizim kaynaklarımız çok az. Ve bu anlamda buradaki her bulgu o döneme dair önemli şeyler söyleyebilme potansiyeline sahip. Yapılan çalışmalarda Selçuklu, Karamanoğulları, Germiyanoğulları ve Menteşoğulları dönemine dair birçok sikke bulundu. Sadece Karacahisar Kalesi için değil, tüm Orta Çağ tarihi için aslında en büyük problemlerden bir tanesi yazılı kaynakların oldukça az olması. Bu anlamda arkeoloji çalışmaları son derece önemli. Bu yılki çalışmalarda da bizi mutlu eden, ondan sonra heyecanlandıran önemli bulgular oldu. Bunlardan en önemlileri bize göre, bugüne kadar Karacahisar Kalesi'nde daha önceki arkeolojik verilerde karşımıza çıkmayan Selçuklu dönemine, Karamanoğulları dönemine, Germiyanoğulları dönemine ve Menteşeoğulları dönemine ait sikkelerle birlikte aynı zamanda Memlüklü sikkeleri de geldi. Bu bulgular bize kalenin tarihinin kesintisiz olarak arkeolojik ve bilimsel ortamda tespit edilip değerlendirilebilmesi açısından çok çok önemliydi. O dönemlere ait yazılı kaynaklar açısından ciddi öneme sahip olan sikkeler tarihin tozlu sayfalarına da ışık tutacak.
Bültenimize bölgedeki gelişmelerle devam ediyoruz. İlk olarak Afyonkarahisar'a bakalım. Afyonkarahisar'da trafikte çıkan yol verme tartışmasında kan aktı. Meydana gelen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken olaya karışan diğer iki kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay Afyonkarahisar Harbiş semti meteoroloji kavşağında yaşandı. İddialara göre bir otomobilde bulunan iki şahısla bir minibüsün şoförü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Yolda süren tartışma sırasında iki araç çarpışarak durdu. Otomobilin tamponu, minibüsün ise şoför kapısında bulunan dikiz aynası zarar gördü. Daha sonra tartışma kavgaya döndü ve otomobil içinde bulunan iki kişiden biri bıçak çekerek minibüsün şoförünü dizinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda bıçağı kullanan kişi çevrede bulunan bir apartmanın bahçesine bıçağı attı. Polisler bir süre olay yerinde bıçağı ararken evlerinin ve iş yerlerinin balkonundan olayı izleyen görgü tanıkları polislere kişinin bıçakla gittiği yönü tarif etti. Olayda yaralanan minibüs şoförü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olaya karışan EY ve AU ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kütahya'nın Simav ilçesinde 79 yaşındaki bir vatandaşı evlenme vaadiyle dolandıran 3 şüpheli tutuklandı. Kütahya'nın Simav ilçesinde 79 yaşındaki H.A. isimli şahıs aracı vasıtasıyla telefonla görüştüğü ve kendisini bir bayanla evlendirmesi konusunda anlaştığı şahıslara 17 bin lira değerinde bilezik, yaklaşık 1000 lira değerinde giyim eşyası, 200 euro para ve 600 lira verdi. Şüpheli şahısların mazeret belirtip bir gün sonra tekrar geleceklerini söyleyerek kendisine sonradan sahte olduğunu fark ettiği farklı bir bilezik bırakarak Simav'dan ayrılmaları sonrası dolandırıldığını anlayan vatandaş polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli şahısların araçları Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu tespit edilip çalışma başlatıldı. Şüpheliler ziynet eşyaları ve giyim eşyaları ile birlikte Denizli'nin Çivril ilçesinde yakalandı. Simav'a getirilen AB, imam nikahlı eşi ÜK ve SA çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Uşak cezaevine gönderildi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun yıllar önce Balkanlardan göç edenlerle birlikte yapımına başlanılan çömlekçilik sanatı hala sürdürülürken eski usul çömlekçi çarkıda üretim yapanların sayısı ise artık hayli azaldı. Yarım asırlık çömlek ustasının atölyesine konuk oluyoruz şimdi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin Kınık köyünde çömlekçi sanatıyla uğraşan köylülerin çoğunluğu geçimini topraktan sağlıyor. Çömlek ustalarının büyük bir emek ve özveriyle çamura şekil verdikleri Kınık köyünde eskiden her evde bir usta, her evde bir çömlek ocağı bulunuyordu. Son zamanlarda köydeki gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle çömlek ocaklarının sayıları azalsa da Kınık köyünde çömlek çarkları hala sanat için dönüyor. Hayallerini çamurla şekillendiren ustalar testi, güveç, çaydanlık, cezve, fincan, saksı, hediyelik eşya olmak üzere birçok ürünü yapmaya ilk aşkla devam ediyor. 53 yıldır çömlek ustalığı yapan Osman Menteş de hayallerini çamurla şekillendiren ustalardan. Köyümüzde 130 yıldır bu iş çömlekçilik yapılıyor. Daha önceleri köyümüzdeki atölye sayısı 70-80'ine yakın atölye vardı. Aşağı yukarı her evin bir atölyesi vardı ama şimdi artık gittikçe kaybolmaya yüz tuttu. 20 atölye varsa bu 20 atölyenin içerisinde de zaten 8 veya 9 iş yeri tornada, çömlekçi çargında çalışanı var. Geri kalan kısım preslerle, döküm, bu tür çalışmalar yapıyor. Geriden çömlekçi yetişmiyor artık. Bu haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde STV Ana Haber'de tekrar görüşünceye dek sağlıklı günler dileriz.